Çünkü bizim tarihimiz İslam'dan ayrılmaz. Yine kayıtıp eytemem, Türkiye milletlerinin tarihi 5000 yılga kadar. Maksatlarını mı? Sizi bizlerini asıl tarihimizge şubha bilen karaçlik bilen, yani şubha bilen karaçlikini maksat kılışken. Zaten biz başka milletlerge taklit kılışlikke, yani başka milletlerge taklit kılış horligige mecburmaz mız aslında? Bu telefonun muallifi kim? Bu telefon kayırdan bizim kolumuzga bütün dünyada hazır verip koyuldu. Rakamlı teknoloji asasında kolumuzda işletiyip biz bunu. Bunun için IT teknolojiyada kim arkada kalıyordu? O memleket, küçsüz memleket. Bizi tane kılıp İslam hakkında gapirsek, uygun eylik, oy bizim millet, ajdat, kanaka adamlar bölgen desek, sen gapıra vuru yapsan Avrupa raketi uçur yaptı diye. Sen ki? Radikallik bu hamma düşüncede buluşu mümkün. Ateistin yam radikalı var. Nasrani'nin hem radikalı var. Yahudi'nin yam radikalı var. Hiç kaçan ateist radikalizm demeydi. Demek ki kasttan eğitilgen gepler. İslam'da yaman korsatış için. İslam'da mutlaka radikalizm yok. Şunun için İslam'da belirleyen imkaniyetler. Bizde Özbekistan'daki hadırgı şeraitte kemçiliklerimiz bilen birge yutkularımız anca aldığında kadem. Fakat kadr yetiştiriş masalası da vakt gereği. Bu vaktten önemli faydalanışımız. Kereyi mavzunu çözsek kopayıp kete uğradı mavzu. Avvala İslam dini doğrusu da. Biz Müslümanlar İslam talimatı doğrusu da tahassüs olarak okup örgenerken biz bizim mavzuyumuz İslam mavzusu boladı her daim. Sebebi İslam'ı yani bizim milletten ayrı çünü bu miydi? Bizim Özbek milletimiz Özbekliğini kadimi tarihi millet olarak 4-5 bin yılge kadalsa da lakin meydanda 1000 yıl, 1300 yıl etrafı da İslam bilen her daim hamahang bulup kegenmiz. Tarihimizge kulak salarken biz, tarihi faktlarını örgenerken biz, bizni Türkiye milletlerini İslam'dan keyin bütün dünya medeni şekilde üstad sıfatı da kabul kıyın. Bu yaşarıp bir kitadigen mesele mez. Lekin bir kitişke hareket kılıngen mesele. Bizni 70 yıllık müstakillikten aldın ki, 70 yıl, 75 yıllık tarihimizde tamamıyla bizlerge sindirilgen düşünceler bizni milletini kadriyetleri bilen birge İslam'dan ayrışlikini üstüge kuruldu. Bizni İslam'dan mutlaka ayran millet kılıp kursatışka urunuştu. Talimimizni işgal kılıştı. Tillerimizni özgertir var işte. Harflerimizni yok var işte. İslami tarih bir çekkede kap getip Mayakovski'ni, Gogol'ni, Pushkin'ni okta digen kıp koyuştu. Dahalar digen de uşalarını düşüne digen bu kaldı. Maksatları şuydu. Biz ne eğer dini cihatlarımızga yani loy çapılayı oluşurken deydi. Biz ne asıl millet sıfatıda şekillengen tarihimizni uçura oluşardı. Çünkü biz ne tarihimiz İslam'dan ayrılmaz. Yine kayıtıp eytemem Türkiye milletlerinin tarihi 5000 yılga kadar. O juda kadim. Lekin meydanda rahbar bulup, meydanda kahraman sıfatı da, başkalarına ustaz sıfatı da kuringen tarihinin senesi İslam bilen hamahang. İslam kemegünce medeniyet bulmagan. Ben bunu her daim dava sıfatı gapiryapman. Mana men degan tarixchi kelsin, İslam'dan aldın bir dona Türkiye halklarını içi de dünya taragan alimi ko'rsatsin. Her sahada, hak o tibbiyat bulsun, hak o medeniyet bulsun, kaysa sahada buluştan kat'i nazar. Bu hakikat, açık tüyülse de hakikat. Bu milletimizin asli medeniyetinin tarihini meladı. Bunu aytishimiz gerek çünkü biz tarihimizni asıl hakikatlarını o'rganmaguncha kimgadir taqlid qilib yashashlik xorligiga mahkum bo'lib qolamiz. Qani bugungi o'zbekning asl o'g'lonlari
qadimdagi bobolari bosib o'tgan tarixni bugun bizga namoyon qilib bera oladi. Qani? Lekin bobolar bosib o'tgan yo'l bir marta yurilgan yo'l. U yo'ldan endi qaytadan yurish oson. Shuning uchun islom tarixi bizning turkiy millatlarning ajralmas jabhasi hisoblanadi. Islomni to'g'ri o'rganishimiz kerak. Buni bilgan dushmanlar, xoh u tashqi dushman bo'lsin, xoh ichimizda yurgan xoin, sotqin dushmanlar bo'lsin, aynan mana shu jihatimizga zarba berish maqsadida pisib turibdi. Payt poylab o'tirishibdi. Maqsadlari nima? Sizni bizlarni asl tariximizga shubha bilan qarashlik bilan, ya'ni shubha bilan qaratishlikni maqsad qilishgan. Shuning uchun islom desa yoniga terrorni, islom desa uning yoniga qotillikni, jinoyatni yonma-yon zikr qilishyapti. Hatto shu darajaga olib borishdiki bir paytlar bir oz namoz o'qib qo'ygan odamni ishxonada yomon ko'z bilan qaraydigan bo'lib qoldi odamlar. Namozni nima aybi bor edi? Namozni aybi yo'q edi. Ibodatni aybi yo'q edi. Nimaning aybi bor edi? O'sha islomdan sovutishlik uchun harakat qilayotgan xoinlarning harakatlari bor edi. Alhamdulillahi robbil alamin, u harakatlarni Alloh taolo ya'ni parokandasini chiqardi. Ular endi inshaalloh robbil alamin bu millatni yana diniga tajovuz qila olmaydi. Qilsa-da kuchi yetmaydi. Bu millat baribir nomusini, madaniyatini islomdan ayro ko'ra olmaydi. Bu narsalarni doim ta'kidlashligimiz, doim eslatib turishimiz kerak. Zotan biz boshqa millatlarga taqlid qilishlikka, ya'ni boshqa millatlarga taqlid qilish xorligiga majbur emasmiz aslida. Oynaga bir tikining o'zingizni. Kimga o'xshatib makiyaj qilyapsiz? Kimsiz siz? Kimning orqasidan ketyapsiz? Axir sizni ajdodlaringiz butun dunyoni ergashtirgan katta zotlar bo'lgan, nahotki siz o'zligingizga ya'ni suyanib faxrlana olmasangiz. Imom Buxoriy deymiz, Imom Marg'iloniy deymiz, Beruniy, Xorazmiy barchalarini fikrlarini, ilmiy an'analarini o'rganib chiqsangiz, ular qo'ygan teoriyalar aksioma darajasiga ko'tarilgan. Masalan, Beruniyni Yevropada bugunga qadar fikrlarini aksioma deyishadi. Aksiomani bilasizlar, isbot talab qilinmaydigan haqiqatlar. Buni dunyoda, ya'ni sanog'i kam odamlar, Farg'oniy, sanog'i yo'q odamlar, dunyoda yagona odamlar 1000 yil mobaynida bunga o'xshagan avlodni yetishtira olmadi butun millat. Illa yetishganlar shulardan ta'lim olib yetishdi. Bu telefonni muallifi kim? Bu telefon qayerdan bizni qo'limizga butun dunyoda hozir berib qo'yildi? Raqamli texnologiya asosida qo'limizda ishlatyapmiz buni. Buni ichidagi algoritmik mutanosiblik aynan raqamli texnologiya aloqador. Algoritmik ya'ni mutanosiblikning asoschisi Abu Musa Xorazmiy bo'ladi. Al-Jabr va al-Muqobala degan asarini o'qisangiz, o'sha joyda merosni taqsimoti, vasiyatning taqsimoti oldi berdilardagi hisob kitoblarga algoritmik formulalarni bergan. Al-Jabr, algebra bu. Al-Jabr va al-Muqobala. Butun dunyoning iqtisodiy strukturalarida asos sifatida ishlagan. Birdan 9 gacha bo'lgan arab sonlariga Hindistondan, Hindiston shug'ullanigan, foydalangan sifrni qo'shgan. 0 ni. Va cheksizlikka ega bo'lgan. Faras qiling, cheksiz imkoniyatga egasiz, kuchga egasiz. Bu kuch, bu imkoniyat Xorazmiyning qo'ygan fundamenti ustiga qurildi. Hozir IT texnologiyada kim kuchli? Eng kuchli davlatlar kuchli. IT texnologiyada kim orqada qolyapti? U mamlakat kuchsiz mamlakat. Rostmi yo'qmi, rost u? Bitta odam IT texnologiya bo'yicha agar o'sha sababiy dunyoni asoslarini qo'lga kiritsa, dunyoni boshqara olyapti. Elon Maskni hozir gapiryapmiz. Elon Mask o'zidan o'zi darro paydo bo'lib qolgan odam emas u. O'qidi, o'rgandi, tarixni ko'rdi. Unga oldiga qo'ygan maqsadlari uchun ilmni yoniga oldi, qo'liga ushladi va
Her sahada bugünkü günde Elon Musk'ın aldığı güçü bu mu yaptı? Şuna kadar rejalarını amalga aşırı yaptı. O hazır 2050 yılı borganda Mars'ta şehir kurmakçı. 2050 yılı borganda Mars'ta şehir kurmakçı. Şehir. Biz haliyen varra güçlü yürüyoruz. Farkımız var mı? Farkımız aynı çekene var. O halen ki Mars'ta şehir kurup oyge yani taksi koyuşlikke imkaniyatımız bu arada. Eğer biz ecdatlarımızda doğru taklit kıyanımızda. Bu narsalar biraz hayacanlandırırken gap sıfatta kabul kılınmasılık gerek. Oşa Cabir İbn Hayyan atomunu parçalaş doğrusundaki fikirlerini aytiyatken de Einstein hala rejede yok idi. Einstein atomunu parçalaştık doğrusu da bizim hayalimizde dahi adam sıfatı kuruladı. Ve halen ki atomunu parçalaş hakkındaki teoriyeler Müslümanlarla tekiştik idi. Cabir İbn Hayyan 1000 yıl aldın etken idi. En küçük zerre parçalansa boladigen zerre uşa parçanın içi de bütün dünyanın yok kuvarışı mümkün bölgen küç vardı galiba. Nazariyene karay. Bu nazariyeler, Müslümanlar oylegen nazariyeler. Virüsnin bir cahiden ikinci cahide kuçligi, mikropnin bir cahiden ikinci cahide kuçligi hakkıdaki nazariyene İbn Sina etken. İbn Sina etken virüste şuna kanki canzatlik var. Bir hücayralik narsa var. Yani virüsteki insan hücayrasını içi de caylaşıp aladigen virüsünü eğer imkaniyet tuğulsa hücayranın üstüge çıkıp uzun işini beceredi. Eğer unge müdahale kılınsa yana hücayrıge birkinedi. Bu nazariyeler İbn Sina'nı ki. Biz uzumuzdaki baylikini uzumuz kaytı organıp, şekillendirip bunge imkaniyet yaratıp işlerimizin yolu koyadigen bulsak elbette cüde kette zafarlarga erişemiz. Lekin afsuslar bulsun ki dinimizni, İslam dinimizni yaman atlık kılışke uruniyetken ana şunca adamlar var. Ular bu kılıyetken hareketlerden bazı bir neticelerge erişi yaptı. Onun sebepleri şu bizim içimizde İslam'ın doğru çünüşlikte bugün seviyenin kemliği. Bu meselede adamlarını ayıplar bu miydi? Yakka şahslarını ayıplar bu miydi? Hemmemiz bu kemçilikini bertaraf kılıçlıkke mesulümüz. Oğlumuzdan, kızımızdan, akemizden, ülkemizden mesulümüz. Biz bu meselelerde, mesela iktisadi bazı meselelerde iktisatçıya müracaat kılgendik. Tibbi meselelerde tibbiyatka abarıp tabiplerge müracaat kılgendik. İslam dini meselesi de hem hamma hohlegen caydan hohlegenini gapirip ki doğruşligi. Hohlagan odam hohlagan joydan eshitib o'rganib shu islom deb ketaverishligi to'g'ri emas. Islom dini o'ta muloyim din. Islom dini o'ta insonning tabiatiga muvofiq din. Islom siz hohlagan narsalarni sizga buyuradi aslida. Islom sizga noma'qul bo'lgan narsalardan sizni qaytaradi. Faqat buni o'rnini to'g'ri bilish uchun mutaxassislarga, ulamolarga murojaat qilish kerak. Bu masalada bizning mamlakatda islomiy islohotlar borasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Chunki mana yoshi ulug'lar o'tiribdi. Sovet davrini ko'rgan odamlar bor. Islom yo'g'ida tursin, musulmonman deyishlik xatar bo'lgan davrda yashaldi. Tamomila 10 yillik ta'lim sistemasi maymundan paydo bo'lganmiz degan sistema ustiga qurildi. Hozir ham shuni kovlayotganlar bor. Ey sen insan bolasısan dese yo deyipti maymun bolasısan deyipti. Şu derecege apkip koyuldu. Ve ayeti yaptı ki Müslümanlar endi kaddini rastlasa, Müslümanlar endi özligini tanıp, müstakil bulup endi aldınge kadem taşıp ıslahatke yürse, esler haliyem İslam hakkı da mayda çüyde geplarını gepir oturupsiler, Avrupa raketi uçur yaptı deyipti. Şu gepini gepir yetken özü raketi uçurma yaptı deyip. Uyan biz bilen bir kıl hazır. Bizni ta'na qilib islom haqida gapirsak, uyg'onaylik, oy bizni millat, ajdod qanaqa odamlar bo'lgan desak, sen gapiraveryapsan, Yevropa raketi uchiryapti deyapti. Sanchi? Sen ham uchiryapganing yo'q. Shu bilan birga sen ajdodlarimizning ruhiyatini, ajdodlarimizning erishgan yutuqlarini ham gapirmayapsan. Odamlarga bu ruhiyatni bermayapsan. Bu ma'noda sen ham orqadasan hali. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin yana bitta narsa bor. O'sha
Sizler raketi uçurmayapsizlar degen taife ta'lim sistemimizni qo'liga olgan taife. 10 yıl maktabda o'qitardi SSR davrida. 10 yıldan keyin bitirgan odam birorta sohada mutaxassis bo'lmasdi. Matematikaning boshlang'ichi, geometriyaning boshlang'ichi, ximiyaning boshlang'ichi, biologiyaning boshlang'ichi, zoologiyaning boshlang'ichi bo'ldi. Chiqqan odam nima o'qiding? Hech narsa o'qimadi. Ajoyib latoyif borardi. Maktabda nimaga o'qitiladi? O'qitmaslik uchun o'qitiladi. Maktabda band qilib butun ummatni, butun millatni tamomiyla ta'lim sistemasini yo'qqa chiqarish uchun o'qitilardi. Majburiy ta'lim edi. Majburiy ta'lim shuning uchun qurilgan edi. Mutaxassis shuning uchun chiqmadi. Bizni musulmon yurtlarimizni ta'na qilayotgan odamlarga aytamiz. Ha, ta'lim sistemamizni dabdala qildinglar. Inson zotini maymonni bolasi dedinglar. Majburladinglar. Endi bir mutaxassis chiqmasa bizni ta'na qilasizlarmi? Bizga qo'yib beringlar. Bizga qo'yib beringlar. Bu gapni gapira-gapira ajdodlarimiz mustaqillikka erishdi. Mustaqillik har taraflama, har taraflama aytilsa bebaho ne'mat. Biz kimligimizni, nimaligimizni gapira oladigan, nimalarga qodir ekanligimizni mulohaza qila oladigan imkoniyat bu mustaqillik. Hech kimdan so'rab o'tirmayapmiz hozir. Ilgari so'ralgan. Ilgari so'ralgan. Bir narsa qilmoqchi bo'lsa so'ralgan. So'ramasa qatag'on bo'lgan. Qodiriylarni nimaga, cho'lponlarni nimaga, fitratlarni nimaga yo'q qilib yuborishdi? Ular o'sha uyg'onish davriga, uyg'onish istiqlolga, mustaqillikka vahliro erishaylik degani uchun yo'q qilingan. Bugun o'sha imkoniyat qo'limizda. Shuning uchun ba'zi muammolar, muammo hamma jamiyatda bor. Ba'zi muammolarni ko'rarkanmiz, bu muammolarni bahona qilib millatni ayblashlik to'g'ri emas. Muammolar bizniki. O'zimizniki, birgalikda yechamiz uni. Hech qachon tashqaridan kelib bizga muammoni yechib bermaydi hech kim. Illo tashqaridan kelyotgan odam o'zining manfaatini o'ylab keladi. Biz o'zimizni manfaatimizga muvofiq kelsa, u bilan kelishamiz. Bo'lmasa, bizni zararimizga chetning manfaatiga ish qilmasligimiz kerak. Va bu masalalarda, demak, umumiy ma'noda o'zligimizni bilish eng katta yutug'imiz. Mustaqillikni eng katta yutuqlaridan biri. Dastlab o'sha islomiy tushunchalarda ham turli xil jamiyatlar o'zlarining siyosiy mafkuralarini tiqishtirishdi. Islom nomi bilan qo'liga qurol olgan yoshlarni tashkil qilishdi. Butun dunyoda ko'zimiz ko'rib turibdi uni. Islomni radikal tushunchalarga hamohang qilib qo'yishdi go'yo. Islom qotillar dini sifatida talqin qilindi. Maqsadli gapirdi bular. Bu hamon maqsadli bo'lib turibdi. Hamon maqsadli. İslam terrori deydi. Hiç kaçan İslam'da terror yok ki. Hayırda var terror düşüncesi İslam'da. Yok İslam'da terror düşüncesi yok. Radikal İslam deyip koyadı. İslam'da radikal karışları yok ki. Radikallik bu hemme düşüncede buluşu mümkün. Ateistliğe radikalı var. Nasrani'nin hem radikalı var. Yahudi'nin hem radikalı var. Hiç kaçan ateist radikalizm demeydi. Demek ki qasddan aytilgan gaplar. İslam'da yomon ko'rsatish uchun. İslam'da mutlaqo radikalizm yok. Shuning uchun İslam'ga berilayotgan imkoniyatlar. Bizda O'zbekistondagi hozirgi sharoitda kamchiliklarimiz bilan birga yutuqlarimiz ancha oldinga qadam. Faqat kadr yetishtirish masalasida vaqt kerak. Bu vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak. Mavzuni cho'zsak ko'payib ketaveradi mavzu.